Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. E, bugünkü video konumuzda işbora traktörün direksiyon neden ağır olur? Neden zor döner? Bu konuları değineceğim. İyi seyirler. Videoyu beğenip beğendiyseniz tabi kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. E, genellikle bu problem birkaç nedeni var. Bunların başında e, genellikle yani bakımsızlıktan ...olan bir durumu anlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi... ...şu gördüğünüz aksonun... ...şurasında topuk bilyası var. Yani yük... ...o bilyanın üzerine şey yapıyor. Eğer buradan yağlamaz iseniz, ...yani her 20 saatte bir... E, ...buralar yağsız kalacağından dolayı... E, ...bilya dağılır. Dağılınca da direksiyon çok ağır olur. Dönmez. Yani genel sebebi budur. E, bunları kendinize de değiştirebilirsiniz... Ben şu tarafta gösteririm daha güzel olur. Şimdi bakın şurada bir tane 19'luk somunu vardır. Bunu gevşetiyorsunuz civata. Bunu gevşettikten sonra civatayı çıkartıyorsunuz. Tekeri alıyorsunuz. Kaldırdınız. Bunu buradan vuruyorsunuz aşağıya doğru. Frezeden çıkacak. Yalnız takarken yani şuraya bir işaret vurun ki karşılıklı dişlerini karıştırmayın. Rota yeri bozulur. Çıkarttınız aşağıya. Zaten aldıktan sonra topuk bilyası çıkar. Yeni bilyayı takarsınız. bilyalar ee, öyle çok pahalı değil. Bulun, bulunuyor da yani. İşte iki tarafın maliyeti 200 lira olur sizin için. Direksiyonda çok fark yapar. Ee, rot başları da önemli. Şimdi rot başlarında körük olmuyor. Bakın bunların körükleri yırtıldıydı. Ben başka rot başlarından taktım bunlara. Ee, Körük olmayınca içine pas alıyor. Pas aldığından dolayı da bu da zor dönme yapar. Çünkü sarıyor. Bunu yağlarsınız. Herhangi bir eski rot başlarına sökersiniz. Böyle körükleri takarsınız cırt ile. Diğer bir konu ise direksiyon kutusu ile ilgili. Direksiyon kutusu burada. Direksiyon kutusunun eğer yağsız kalırsa içinde bilyeler sararsa ondan dolayı dönmemezlik yapar. Benimki eski model direksiyon kutusu diye geçiyor. Bunlar da eski modellerde yani küçük direksiyon kutularında ne diyeyim ben size yağ doldurma tapası mazot deposunu almayınca çıkmaz. Tam üsttedir. Diğer modellerinde ise tam şurada olması lazım. Tam burada. Bakarsınız eğer burada tıpa varsa kare bir tıpası olacak eğer yoksa tıpa eski modeldir. Depoyu mazot deposuna alırsınız üstünden 8 alyan ile yağını kontrol edersiniz. Ee, genel olarak direksiyonun dönmeme problemleri bunlardır. Ee, yani başka bir nedeni olması zor. Ee, bir de yani eğer önde ağırlığınız çoksa o da etkili olur. Mesela önde kepçe vardır o da olur. Yani benim direksiyonum o kadar ağır değil. Yani e, yormuyor. Boşluğu da yok. Görüyorsunuz çok hafif bir boşluğu var. Aldım ben onu. Boşluğunu. Boşluğunu almayı da göstereyim ben size. Şöyle geldik. E, bakın. Şurada somun var. Bu somunu gevşetiyorsunuz. E, bu civatayı sıkaraktan Milin bu tarafa doğru gelmesini sağlıyorsunuz. Boşluğu kesene kadar bu tarafa doğru sıkıyorsunuz. Boşluğu kestikten sonra tamamdır işlem. Ee, yani eğer kutu çok aşınmışsa boşluğu ne kadar alsanız da ee, yani boşluk olacaktır. Onun için dişlerin doldurulması falan gerekir. Yani başka bir nedeni olamaz direksiyon dönmemesinin. Yani yağlamazsanız dönmez. O da etkili. Yani her mesela yoğun çalışma günlerinde her gün akşam iki kere pompayla basarsanız çok rahat olur. Pedallara da basarsınız. Pedalların altlarında da var. Onlara da bastıktan sonra yani gün boyu yormaz sizi. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.